Sağ olun. Valla iyi değiliz ama işte iyi olmaya çalışıyoruz. Sağ olun, şu anda iyiyiz, iyi olmaya çalışıyoruz. İlk defa bir siyasi partiden bir ziyarete gelindi ve bugün en mağdur olan yani esnaf gruplarından desek biziz. Malum yani biz bir siyasi bir partiyiz. Siyasi parti olmamız hasebiyle bile toplumun meseleleriyle hemhal oluyoruz. Pandemi sürecinde de malum etkilenen çok sektörler oldu. Bu sektörlerin başında işte düğün salonları da en fazla etkilenenlerden bir tanesidir. Ne yapabiliriz? Yani bu sorunları tespit edip gündeme getirebiliriz. İnşallah bu çerçevede biz de bunu gündeme getireceğiz. Çok sancılı günler geçirdik. 15 Mart'tan beri kapatın pandemi dönemi, tamam. Pandemi dönemi bir hastalık dönemidir. Biz bunu saygıyla şey yapıyoruz. Ama yani bir yandan da yani burada kim kalıyor, kim ekmek yiyor, kim ne yapıyor, bunu da sormaları lazım. Bizler Batman'da özellikle pandemi sürecinden etkilenen sektörlere yönelik bir ziyaret programı gerçekleştirdik. Bu kapsamda 3 tane ekip oluşturduk. Bu ekiplerimiz Batman'ın farklı yerlerinde bulunan düğün salonlarını ziyaret etti. Düğün salonları sahipleriyle görüştüler. Düğün salonlarının pandemi sürecinde yaşadığı sıkıntıları öğrendiler. Malum pandemi sürecinde düğün salonları en çok etkilenen sektörlerin başında gelmektedir. Biz de bu konuyu gündeme aldık. Özellikle mağduriyetlerinin giderilmesi için atılması gereken adımların neler olduğunu öğrenme adına ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Düğün salonu sahipleriyle görüştüğümüzde şunu ifade ediyorlar. Bu süreçte pandemi sürecinde özellikle Batman'da yetkili olarak bir muhatap bulamadıklarını ifade ediyorlar. Yetkililer mağdur insanların, mağdur vatandaşların sorunlarıyla ilgilenmek durumundadırlar. Bu noktada biz de buradan çağrı yapıyoruz. Özellikle pandemi sürecinden etkilenen vatandaşlarımızın sorunlarının, sıkıntılarının giderilmesi için yetkililer de adım atmalıdır. Düğün salonları malum bu süreçte 15 Mart'tan bu yana genelde kapalıdırlar. 1 Temmuz'da kısmi olarak açıldılar fakat açıldıktan sonra da yeteri kadar iş yapamadılar. Bunların özellikle aylık giderleri vardır. Genelde Batman'da düğün salonları kiradırlar. Dolayısıyla yetkililer Batman'da düğün salonu sahiplerinin sahiplerine yönelik bir kira yardımı yaparlarsa düğün salonu sahipleri memnun olacaklardır. Çünkü onların başka sorunları da var. Malum bu süreçte herhangi bir gelirleri olmadığı için sürekli giderleri var ve bunlar da gittikçe artıyor. O yüzden bu konularda yetkililerden adımlar atılmasını bekliyorlar. Bizler de inşallah bu konularla alakalı mağduriyetlerinin giderilmesi adına üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz. Sorunlarını bu sizin vasıtanızla da sizin aracılığınızla da gündeme getirmiş olduk. Çözümü adına da işin takipçisi olmaya devam edeceğiz.